İlaçların en iyisi Sual Ölülere ve hastalara, Yasin ve Fatiha okunuyor. Bu surelerin tercümelerinde şifadan bahsetmiyor. Fatiha suresini okurken kendimize dua ediyoruz. Bunların şifayla ilgisi nedir? CEVAP Neden bahsederse bahsetsin, Kur'an-ı Kerim'in her ayeti, her harfi şifadır. Hadis-i şerifte, ilaçların en iyisi Kur'an-ı Kerim'dir buyuruldu. Peygamber Efendimiz üç türlü ilaç kullanırdı. Kur'an-ı Kerim veya dua okurdu. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık kullanırdı. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki, Kur'an-ı Kerim'den şifa beklemeyen şifaya kavuşamaz. Kur'an-ı Kerim ve dua şartlarına uygun okunursa elbette şifa verir okuyanın ve hastanın buna inanması gerekir. Haram işleyenin ve itikadı düzgün olmayanın okuması fayda vermez. Kur'an-ı Kerim'i ücretle okumak haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Fatiha her derde devadır. Fatiha suresi, Allahü Teala'nın gadabını önler. Ölülerinize Yasin okuyun. Kabristana giren kimse, Yasin suresini okusa, o gün ölülerin azapları hafifler, ölülerin sayısı kadar o kimseye sevap verilir. Yasin okuyanın sıkıntısı gider. Cuma gecesi Yasin Suresi'ni okuyanın günahları affedilir. Geceleyin Yasin okuyan kimse affedilmiş olarak sabaha çıkar. Allah rızası için Yasin okuyanın günahları affolur. Her gece Yasin okumaya devam eden kimse şehit olarak ölür. Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Bir defa Yasin okuyan, on defa Kur'an-ı Kerim'i okumuş sevabına kavuşur. Yasin suresinde kıyamette olan şeyler, dünyanın geçici olduğu, cennet nimetleri ve cehennem azapları da bildirilmektedir. Anlayan hasta, yanında okununca imanla gitmeye sebep olan şeyleri işitmiş olur. İmam-ı Gazali buyuruyor ki, İmam-ı Ahmed bin Hanbel Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın anlayarak da anlamayarak da Kur'an-ı Kerim okuyan benim rızama kavuşur buyurduğunu bildirmektedir. Ölüler içinde de Yasin-i Şerif okunması emredilmiştir. Hadis-i Şeriflerde buyuruldu ki yanında Yasin-i Şerif okunan hasta suya doymuş olarak vefat eder, doymuş olarak kabre girer. Müslüman bir hasta yanında Yasin okunursa Rıdvan ismindeki melek cennet şerbeti getirir. O kimse suya doymuş olarak ruhunu teslim eder. Doymuş olarak da kabre girer. Suya ihtiyacı olmaz. Dualar ve Şifalar Hastalığın durumuna göre tedavi, ilaçla, sadaka vermekle ve duayla yapılır. Şifayı veren yalnız Allahü Teala'dır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki, İbrahim hastalığıma ancak o şifa verir dedi. Şuara suresi 80. ayeti. Kur'an-ı Kerim müminler için şifa ve rahmettir. İsra suresi 82. ayeti. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki asıl deva Kur'an'dır. Fatiha ile Ayetel Kürsi'yi okuyana o gün nazar değmez. La ilahe illa ente sübhaneke. İnni küntü zalimini okuyan dert ve beladan kurtulur. Kırk defa okuma iyi olur. 1. Yedi defa Fatiha okuyup, ağrı olan yere üflenirse şifa hasıl olur. 2. Her gün sabah akşam 24 defa estağfirullah, sonra estağfirullahel azim, ellezi la ilahe illa, hüvel hayyel kayyume ve etübi ileyh denir sonra 11 ihlas, 7 Fatiha ve 33 defa Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed okunur. Sevabı Peygamber Efendimizin, eshabı kiram ve evliyanın ruhlarıyla silsile-i aliye denilen büyük alimlerin isimlerini söyleyip ruhlarına hediye edilir. Bu büyükler hürmetine şifa vermesi için Allahü Teala'ya dua edilir bir hacete kavuşmak için iki rekat namaz kırınır. Sevabı silsile-i âliyeye hediye edilerek dua edilir. 3. Şu dua İslam harfiyle yazıp deliye okunursa akıllanır. Hastaya okunursa şifa bulur. Reva Ali yulru da fekale haddeseni ebi Musel Kazım an ebihi Caferi Sadık an ebihi Muhammedenil Bakır an ebihi Zeynel Abidin Ali, an ebihi Hüseyin, an ebihi Ali bin Ebi Talib radiyallahu anhüm. Kale haddeseni Habibi ve kurretü aynı Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Kale haddeseni seni Cibrilü, kale semitü Rabbü lizzeti yekülü, la ilaha illallahü hısni, men kale hadde hale hısni ve men dehale hısni, emine min azabi. 4. Ağrıyan yeri sağ elle yedi defa mesh edip, her defasında, Euzü bi ve kudretihi min şerrima ecüdü ve uhaziru okuyanın ağrı ve sancısı kalmaz. 5. Sabah akşam, Bekara'nın başından dört ayet ve ayetel ile sonraki iki ayet ve bu surenin sonundaki üç ayet deliye okunursa iyi olur. 6 yağmur suyuna Fatiha, Ayet-el Kürsi, İhlas ve Muavizeteyn 70'er defa okunur. Bu sudan aralıksız yedi sabah içenin hastalığı, ağrısı zahir olur. Bunu 5-10 salih Müslüman okursa daha iyi olur. 7. Şifa ayetleri suya konup içilirse hastalıklara şifa olur. Şifa ayetleri Tevbe suresi 14. ayet, Yunus suresi 57. ayet, Nahl suresi 69. ayet, İsra suresi 82. ayet, Şuara suresi 80. ayet, Fussilet suresi 44. ayet. Dert bela gelince. Sual. Bir sinir hastamız var. Hep sıkıntılı ve huzursuzdur. Asabiyeciye gittik. Açık yerlerde gezsin. Teselli edici kimselerle konuşsun. Ruhi tedavi için nasihat çok faydalıdır. Tıpta terkinle tedavi vardır. Böyle psikolojik hastalıklar için ilaçların yanı sıra dua okumak faydalıdır dedi. Ne yapmamızı tavsiye edersiniz? Cevap: Evet, uzman doktorların tavsiyelerine uymak gerekir. Psikolojik hastalıklar için terkin iyi gelmektedir. Terkinle sağlam insana sıkıntı vermek mümkün olduğu gibi, sıkıntılı insanı da tedavi etmek mümkündür. Psikolojik hastalara, bir şeyler söyleyip, artık bir şeyin kalmaz biraz gez dendiğinde, hastanın daha huzurlu olduğu görülmüştür. Vücudumuz bize emanettir. Dinimiz onu iyi korumamızı emrediyor. Hastayı tedavi ettirmek gerekir. Tedavinin, hastalığın durumuna göre, ilaçla, sadaka vermekle ve duayla yapılacağı bildirilmiştir. Tecrübeyle tesirleri kati olan aşı, serum ve mikrop öldürücü ilaçları kullanmak farzdır. Yani Allahü Teala'nın emridir. Tesiri kati olan ilaçlar gıda gibi olup ilaç almayıp ölmek günahtır. Peygamber Efendimiz üç türlü ilaç kullanmıştır. Kur'an-ı Kerim veya dua okurdu. Fenle bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık da kullanırdı. Kur'an-ı Kerim'in ve duanın tesir etmesi için bazı şartların gözetilmesi gerekir okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması, hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilaçlardan terhiz etmesi, sıcaktan ve soğuktan sakınması gerekir. Okuyanın itikadının bozuk olmaması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram ve habis şey yiyip içmemesi ve karşılık olarak ücret almaması şarttır. Hadis-i şerifte ilaç kullanmak da kaderdendir. Allah'ın izniyle fayda verebilir buyuruldu. Duada da ilaç gibidir. Allahü Teala dilerse tesir eder. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Dua müminin silahı, dinin de direğidir. Dert, bela gelince, Yunus peygamberin duasını okuyun. Allah o beladan kurtarır. Dua şudur. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin. La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır. Allahü Teala istiğfara devam edeni her sıkıntıdan, her dertten kurtarır, ummadığı yerden rızıklandırır. Sabah akşam İhlas ve Muavze teyni, iki kul euzuyu üçer defa oku. Bunlar bütün belaları, afetleri, sıkıntıları ve istemediğin şeyleri giderir evinde Fatiha ve Ayetel Kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez. Sabah akşam üç defa, Lezi, la yedurru ma asmihi şey'ün fil erdi velâ ve la Semai ve Semiul alim diyene, hiçbir şey zarar veremez. Allahü Teala her gün sabah akşam yedi defa, Hasbiyallahu la ilahe illahü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül Arşil Azim diyenin dünya ve ahiret işlerine kâfidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıkılınca, Ya hayyu, ya kayyum, bir rahmetike, estaysü derdi.